Nur suresi 60. ayetle ilgili bu ayet-i kerimeyi nasıl anlamamız gerekiyor diye. Ayetin meali şöyle hocam kısaca. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan kesilmiş ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermede ve dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir sakınca yoktur diye bir meal var. Bu ayeti nasıl anlamamız gerekir hocam? Buyurun. Şimdi ayet-i kerime aynen şöyle. Estaizübillah. وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْنَّ جُنَاحًا اَنْ يَضَعْنَ سِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِز۪ينَةٍ وَاَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللّٰهُ السَّمِينُ عَلِيمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Yani artık evlenme umudu kalmamış. Yani ileri derecede yaşlanmış, işte hayızdan, nifastan kesilmiş Türkçedeki ifadesiyle. Şimdi bu kadınların tabii örtünmeleri genç kadınlardan farklıdır. Tabii. Genç kadınlarda müsamaha görmeyecek hususlar bunlarda müsamaha görebilir. Evet. Mesela diyelim ki bunlar çarşafsız, mantosuz, normal diyelim ki ev elbisesiyle, entariyle dışarıya çıkarlarsa yadırganmaz. Mesul de olmazlar manında, mesul olmaz. Sadece örtünecek yani normal elbiseyle. Normal evin içinde dolaşabileceği normal günlük elbisesiyle üzerlerine mantu veya çarşaf yahut ihram gibi bir şey almaksızın, aba gibi bir şey giymeksizin de dışarıya çıkabilirler bunlar. Ancak gayre müteberricatin bi ziynetin, ziynetlerini veya ziynet yerlerini göstermemek, açık saçık dolaşmamak kaydıyla gayre müteberricatin bi ziyne bu. Yani gerdanını açmayacak mesela. Veyahut da ne bileyim kollarını şuraya kadar açmayacak ziynet yerlerini. Evet. Ziynet derken ziynet yerlerini kastediyor. İşte ayağa takılan halhal yerleri mesela. Bacağının yarısına kadarını açamaz misal. Yani. Ama eli, yüzü açık, mantosuz, ihramsız, çarşafsız, normal bir entari ile dışarıya çıkabilirler. Bunu kastediyor. Ama ayetin sonunda buyuruyor ki Cenab-ı Allah, İffetli davranmaları yani daha titiz davranmaları bu hususta onlar için daha hayırlıdır, onlar için daha iyidir. Yani illa da ben yaşlandım, ferace giymeyeyim, ne bileyim işte manto çarşaf giymeyeyim derse bundan dolayı günahkar olmaz ama bunların giyinmesi daha hayırlıdır kendileri için. Allah hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Ayet-i kerime böyle.